genel kurul başkanımız, divan üyeleri, çok değerli TÜSİAD başkanı, yüksek istişare kurulu üyeleri ve başkanı, değerli TÜSİAD üyeleri, memleketimizin bu seçkin kuruluşu ve üyeleriniz önünde bir değerlendirme yapma şerefi bahşedildiği için şükranlarımı sunarım. Türkiye demokrasisi kolay anlaşılır bir yapı değildir. Bu kolay anlaşılmazlığın içinde siyaset bilimidir, hukuk tarihinin alışılmış kalıplarının kullanılamayacağı çok açıktır. Bu bir imparatorluktur. Eski bir devlettir. Bu eski devletin idari yapısında yönetilenle yöneten ilişkilerinde hiç şüphesiz ki alışılmış eski imparatorlukların yapılarıyla büyük benzerlikler görülmektedir. Bu sadece bir kültürel alışveriş değildir. Aklın yoludur. Türkiye 3. Roma İmparatorluğu'dur ve onun bitişiyle aslında tarihteki imparatorluklar safhası bitmiştir. Biz bugün eski imparatorlukların ulus devletler ve açık toplumlar dünyasındaki yeni intibak süreci veya intibaksızlık problemleriyle karşı karşıyayız. Bu bakımdan değerlendirmemizi yaparken bazı kalıplar üzerinde durmalıyız. Türkiye çok önemli bir özelliği barındıran bir yapıya sahiptir. Klasik imparatorluklardaki ve Rönesans sonrası Avrupa'da görüldüğü üzere aristokrasilerin idarede ve kültür hayatında etkin olmaması gibi bir durumla karşı karşıyadır. Bu ülkenin insanları yükselmek için kendi liyakatına tabidir. Sık sık halk kültüründe ifade edildiği üzere nepotizm, adam kayırıcılık, kabileleşme gibi yorumlar aslında Türkiye için geçerli değildir. Çünkü saltanat kendisine rakip hanedanlar istemez. Rakip hanedanların olmadığı yerde bir ailenin veya bir dini grubun veya herhangi bir başka zümrenin doğrudan doğruya adam kayırmalarla, örgütlenmelerle idareyi ele geçirmesi mümkün değildir. Buna hassaten dikkat edilir ve o yüzden bizim imparatorluğumuz liyakatiyle yükselen yalnız adamların idare ettiği bir devlet yapısına sahipti. 19. yüzyılın reformlarını da bu açıdan değerlendirmek gerekir. Şu veya bu şekilde zümreleşme, şu veya bu şekilde nepot ilişkiler, aile içi ilişkilerin hakim olması Türkiye'de kaçınılmaz olarak çok partili rejimle hayata gelmiştir. Bu çok partili rejimin getirdiği avantajların gelişmelerinin yanında bu gibi sürtünme araçları da ortaya çıkmaktadır. Türkiye'de bir elit sorunu vardır. Seçkinler sorunu. Kültürel olarak bunun yarattığı netice ortadadır. Elit seçimi, yani seçkinlerin ortaya çıkışında doğrudan doğruya bir zümrenin kan bağıyla, herediter ilişkilerle ortaya çıkmasından çok insanların eğitimine dayanılması bir avantaj gibi görülmektedir. Bunu zamanın Avrupa raporları bile yazmaktadır. Büyükelçi, Avusturya-Almanya Büyükelçisi Oger Gisel'in Buzpek'in hatıratını hatırlayalım. Ama öte taraftan da cemiyette müesses kurulmuş bir sınıfın
yaratacağı bir kültürel hayat söz konusu değildir. Bu bahsettiğim kültüre sadece musiki, mimari, resim ve edebiyat değil, bizatihi siyasi kültürün kendisi aittir. Siyasi kültür, bireylerin karşılıklı olarak birbirlerine karşı satranç kurallarıyla veya scutum pillum dediğimiz, yani kalkan ve mızrakla birbirlerini dengelemelerine dayanan bir sistemdir. İster istemez bu cemiyette bazı haklara, hakka ve adalete aşk gibi romantik duygulardan değil, yaşama gereklerinden dolayı itaat etmektir. Bugünkü Türkiye'de çok lafı edilen, çok kullanılan bir slogan vardır. Hukuk herkese lazımdır diyorlar. Bu herkese lazım olan hukuk, biraz büyük annemizin iyi çocuk olun gibisinden bir tavsiyesine benziyor. Büyük annenin bilgeliğini hiç şüphesiz ki hepimiz candan tasdik ederiz. Ama mesele ona itaat etmeye gelince işler değişir. Bir müddet evvel Türkiye'nin bütün yüksek yargı sistemi, denetim mekanizmaları alt üst edildi. Buna bir sürü insanlar, sağdan ve soldan bir sürü insanlar alkış tuttular. Günlerce bunun ne kadar iyi olduğunu, Türkiye'de bir doğrudan doğruya jüridisyel bir adliye aristokrasisinin, hatta otokrasisinin kurulduğu söylendi durdu. Bugün aynı şey tersine işliyor. Şikayet edenlerle edinenlerin yeri değişti. Bu işte bu konudaki bir oturmamışlığı ifade etmektedir. Stratejik olarak örnek vermem gerekirse, eski Roma savaşlarında ilk yapılacak iş castra dediğimiz, etrafı ahşapla çevrili ve hendekle çevrili ordugah kurmaktır. Yani bu kurulmadan insanlar hiçbir şekilde savaşa girmezler. Sezar, Galya savaşlarında ilerleme kat ettiği vakit karşıdaki ordunun, yani Galyalı barbarların çok dağınık ve zayıf olduğu görüldü. Etrafındaki karargah komutanlar kendisine Sezar bir an evvel saldırıp şu herifleri yok edelim, ordugah kurmakla, hendek çevirmekle vakit kaybetmeyelim dedi. Askeri deha orada adete sadık kalalım, ne olacağı belli olmaz dedi. Ve gerçekten görünen ordunun bir iceberg gibi asıl kitlenin onda biri olduğu, öbürkülerin saklandığı ve kuşatmayı beklediği anlaşıldı. Bu bir tedbirdir. Hukuk uyulması bir fazilet, bir asalet, bir dini duygu da değildir sadece. Hukuk doğrudan doğruya karşınızdakinin silahlarına karşı sizin de benzer silaha sahip olmanızdır. Onun için herkese lazım bir unsurdur. Maalesef Türkiye'de bu elit kültürdeki bu zayıflık, siyasal kültürdeki bu eşitler arası kavga ve eşitler arası kavgada savunma imkanlarının anlaşılamaması dolayısıyla siyasi kültürümüzde devamlı bir açıklılıkla 19. asra geldik. Bu çok değişik bir asırdır. 19. asrın Avrupası, Büyük Frederick'le değirmenci kadının kavgası gibidir. Olayı biliyorsunuz, Santucci Sarayı yapılıyor. Barok sarayın görünümü bahçedeki köylü değirmeni yüzünden tehlike altındadır. Kral bunu yık, parasını vereceğiz diyor. Kadın yıktırmam diyor. Yıkarım da görürsün diyor. O zaman da Berlin'de hakimler var. Sen de onları görürsün diyor hükümdara.
Santucci Sarayı'ndan daha muhteşem bir devlet ve hukuk düzeninin ortaya çıktığını düşünen akıllı hükümdar, peki kalsın, kendi de kalsın, değirmeni de kalsın diyor. Bugün de duruyor hala. 19. yüzyılın Türkiye'si her şeyin başında kanun devletinin, yani Alman tabiriyle Polizeistaat'ın, Polizeistaat polis devleti, zorbalık devleti değil, tam aksine kanun devletidir. Kanun devletinin gerekli olduğuna karar verdi. Ve Türkiye o dönemden beri aldığı tedbirlerle kanunsuz idarecinin, kanunları tatbik etmeyen zorba yönetimin ortadan kaldırılması için çalışmıştır. Bu sureti katiyede bugünkü anlamıyla bizim hukuk devleti dediğimiz, açık toplum dediğimiz bir konsept, bir kavram değildir. 19. yüzyılın reformcuları ne siyasi parti istiyorlardı, ne belki henüz kokusu Avrupa'da bile olmayan sendikaları istiyorlardı, ne bir takım milletlere aşırı bir güvenlik vermek istiyorlardı. İstedikleri sadece şuydu: eğer bu gayrimüslim cemaatlerin millet teşkilatı olacaksa bile, bu aslında kanunların tatbiki için merkezi idareyle birlikte çalışmak, emirlerin yayılması ve denetimi açısından onların yardımını istemekten ibaretti. Alt kademedeki yolsuzlukların önlenmesi ve kontrolünde üst kademelerin Babali ile işbirliği yapmasını sağlamak içindi. Kanun devleti Türkiye'de 150 senedir yerleştirilmeye çalışan bir mefhumdur. Ve bizde demokrasi dediğimiz açık toplum şartları bununla birlikte paralel olarak yürümektedir. Bütün sorun aslında bunu bir araya getirip yerleştiremememizdir. Burada bir paradoks söz konusudur. Diktatorya dediğimiz tek parti rejimlerinde, hatta ve hatta çok otokratik yönetimlerde bile kanunun tatbikinde zedelenme olmadan işler sürdürülebilir. El verir ki kanunun tatbikinin doğrudan doğruya bir usul, kaçınılmaz bir karşılıklı savunma olduğu anlaşılsın. Rahmetli Turan Feyzioğlu'nun bize çok ilginç gelen bir yorumu vardı. Bu literatürde de çok rastlanmazdı. Britanya'da kapalı oy, açık tasnif için insanlar sokağa döküldüler. Bu bir romantizm değil, bir usul meselesidir dedi. Biz demokrasideki ilerlemeleri bile aslında bir devrimci romantisizmle karşılaştırıyoruz. Romantizm değil, romantisizmle. Yani burada adeta böyle bir duygusallaşma hastalığı vardır. İnsanlar toplumları inşa etmeden evvel kontrat alışkanlığını edinmek ve ona uymak zorundadırlar. Toplum devamlı bir kontratlar sistemidir. Bu kontratlar bizim yaptığımız gibi noterde yapılmaz. Fakat insanların ister istemez karşılıklı olarak bunu bir ortaya koymalarıyla ortaya çıkar. Hiç şüphesiz ki kanun devleti bugünkü Türkiye'de yapılan hukuk devrimlerine, İkinci Cihan Harbi'nden sonra bir yandan managerial revolution dediğimiz İşletme devriminin Türk toplumu tarafından benimsenmesi, öbür taraftan çok partili rejime geçilmesi iç veya dış etkenlerle ve açık toplum kurumlarının yavaş yavaş gelmeye başlamasına rağmen yerleşmemiş ve sürecini tamamlamamıştır. Bu üzerinde durulacak en önemli husustur. Ve bunu kavrayamadığımız, bundan ileri gelen sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu anlayamadığımız sürece sorunların çözümü mümkün değildir.
anayasayı ilan ediyoruz. Anayasayı ilan ettiğimiz zaman 1876 anayasasını, orada bunun gözden kaçtığını görüyorsunuz. Çünkü anayasayı yapan insanlar bir romantizm içindeydiler ve imparatorluğunun bununla kurtulabileceğini zannediyorlardı. Böyle bir olay mümkün değildir. Ve nitekim en önemli iki anayasal kurumun orada es geçmesine dikkat dahi etmediler. Bir tanesi hükümdarın canının istediğini, şartlar bunu gerektiriyor ise o nedir? Hiç belli değil, metafizik bir kavram. Selameti amme için sürgüne yollayabilmesi. Anayasa böyle şeyler olmasın diye yapılır. İkincisi de kanun dairesinde serbest olan bir basından söz ediliyor. Basın kanun dairesinde serbest ne demektir? Hangi kanun bu? Bunların hepsinin çok kesin bir şekilde düzenlenmesi gerekir. Ve nihayet üçüncüsü de padişahın meclisi tatil etmesidir. Kanunla tarif edilen hiçbir gerekçe ortada yoktur. Dağıttığı meclisi ne zaman toplayacağı belli değildir. Ve nitekim Sultan Abdülhamit de kanun dairesinde serbest olan ultra sansürlü bir basın kurmuştur. Biz bugün buna böyle gülerek bakıyoruz. Hiç de çok gülecek bir şey değil. Kanunu ihlal ederseniz aynı mantıkla savunan da çıkar. Nitekim dönemin büyük Fransız hukukçusu Batby, bu Rus ve Osmanlı sansür kanunları bize göre bir retrograd, yani bir geriliği ifade edebilir Fransa ve Avrupa için ama Rusya ve Osmanlı'ya çok uygun, münasip şeylerdir diye yazabiliyordu. İnsanlar bu kanun dairesinde meclisi dağıtırlar ve canı istemezse de toplatır. Zaten meclisin iki kanadından birisi, Ayan Meclisi yani Senato hiç dağıtılmamıştır. O adamlar sonuna kadar orada oturmuşlardır. Kayda hayat şartıyla ölüme kadar seçilirlerdi. Ve genelde de pek ölmemişlerdir. Logothet Bey gibi, Patrikhane'nin temsilcisi gibi, Marco Paşa gibi sonuna kadar kalabilmişlerdir. Böyle bir alışkanlık ortamında, yani kanunların belirli mantıklar, belirli düzen içerisinde, belirli mantık düzeni içinde itaat edilmesine alışıklık edinilmeyen, alışkanlık edinilmeyen bir ortamda maalesef bu yapılanmanın devam edebileceği, aksamayacağı düşünülemez. Türkiye 1924 anayasasıyla aslında oldukça olgun bir yapıya kavuşmuştur. Şunu ifade etmek isterim. Bugün vatandaş kimliğimizin, milli kimliğimizin nasıl ifade edileceği konusunda bir anlaşmaya varamadık. Kavga sürüyor. Halbuki 24 Anayasası'nın tabiri çok açıktır. Türkler diyor. Bu Türkler tıpkı Fransız Anayasası'nın Fransızları gibidir. Biz bunu kaldırırken de hiçbir şey düşünmedik. Ve bir anayasanın zamana uyması için bazı değişikliklerin yapılması gerektiğini, anayasanın aslında insanların itaat edeceği bir usulü dirije eden, bir orkestra şefinin dirije etmesi gibi dirije eden bir belge olduğunu unuttuk. Bunu söyleyen insanlar da vardı. Kimse o kalabalık içinde onlara kulak vermedi. Mesela bir tanesi 46 kabinesinin en genç bakanlarından bizim hocamız Tahsin Bekir Baltay'dı. Onun sözünü kimse o kalabalıkta dinlemedi söylediklerini. Ve o öldükten sonra da pek hatırlayan yok. Türkler anayasa yapmayı çok seviyorlar, anayasa yasamayı. Fakat bu yasadıkları anayasaların arkasında ne gibi bir birikim olacağını, ne gibi bir tarihi tecrübe bulunması gerektiğini veya bilinmesi gerektiğinin pek farkında değiller. Bütün mesele arz ettiğim gibi
usul meselesinin yerleşmesiydi. 1946'da çok partili bir rejime girdik. Burada çok enteresan bir şey var. Partilerin bir takımları marjın kenarına itildi. Yani o güne kadar siyasetin içinde olmayanlar siz nereden geldiniz der gibi öbürleri tarafından itildi. Çekilin hele şuradan der gibi. Bu çekilin diye itilenlerin ortasında iki grup, aslında bunlar eski partililer, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın adamları, iki büyük parti halinde ortadalar. Bazı konularda uzlaştılar. Bu o günkü Türkiye'nin siyasal bünyesi henüz daha açılmamış bir toplum için uygun oturumlu olabilir. Şüphesiz ki 20. yüzyılın hukuk devleti anlayışıyla bağdaşır yanı yoktu bu görüşlerin. Bu o kadar ileri götürüldü ki dış politikanın tenkidi bile saf dışı edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dış politika konuşulmazdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde askeri harcamalar komisyonlarda bile tartışılmazdı. Bunun sonu ne oldu? Bazı şeylerin bugünkü patlamalara geleceği çok açıktır. Ve bugün ekstrem tarafta gezmeye başlarsınız. Demek ki insanlar realiteyle veriteyi, hakikati, istenen, ulaşılması gereken gerçekle hakikati bağdaştırmayı bilememektedirler. Bu neye yarar? 1946'da 50 seçimleri için kanunu hazırlayan Halk Partisi çoğunluk sistemini hazırlarken, çoğunluk sistemini empoze ederken kendine göre çok akıllı davrandığını zannediyordu. 50'den sonra aynı sistemi DP'liler benimseyip savunmaya başlayınca kıyameti kopardılar, sıra kapaklarını vurdular. Bu seçimin bir usul meselesi olduğunu anlamamaktır. Seçim bir romantizm değildir. Seçim doğrudan doğruya doğru rey verip doğru biçimde verilen reylerin cem'inin toplamının değerlendirilmesi, nispetlendirilmesidir. Bunu anlayabilmek için de illa insanların çok sıkıntılı devrelerden geçmesi gerekmiyor. Üzerinde durulacak önemli bir konu şudur. Türkiye bugün iş idaresi itibariyle, işçi meseleleri itibariyle mevcut kanunların ve mevzuatın ötesinde atılımlar yapmıştır. Bu çok kimsenin dikkatini çekmez. İnsanlar Türkiye'de toplumsal yapılanmayı ve tarihi değiştirirlerken, incelerken fevkalade kalıplı düşünmeyi severler. Değişik bakış açılarına, kristalin değişik yansımalarına dikkat etmezler. Bu çok hatalıdır. Yani zannedilir ki her yerde insanlar vardır ki atılım yaparlar. İş idaresinde ve iş kurmakta çok başarılıdırlar. Bunların karşısında başka gruplar vardır. Orada bir çatışma çıkar veya çıkmaz gider. Öyle bir şey söz konusu değil. Bazı toplumlarda ve o bazı toplumların da bazı bölgelerinde, bazı gruplarında insanlarda iş yapma, yaratma kapasitesi vardır. Ben bitiriyorum efendim. Şimdi bitiriyorum. Benim mikrofonum çalışmıyor. Evet, ben şimdi bitiriyorum. Saate dikkat edin. Olur. Ben de. Bu, evet, estağfurullah. Ben şimdi kesiyorum. Derhal ben de kesecektim. Saatime baktım ama demek ki daha kısa tutulmuş. Onu çok özür dilerim. Bu bir doktrin anlayışıdır, bir meseledir. Değişik şeylere dikkat etmek gerekir. Türkiye'de sanayinin nasıl gelişeceği, sermayenin nasıl atılımlar yapacağı, hukuk düzeninin neler göstereceği ve bu atılımın sonunda nasıl bir genç
yönetici sınıf, atılımcı sınıf, yeni bir teknisyen sınıf çıkacağını kanunlar öngörememiştir. Göremedi diye burada yeni bir uzlaşmaya gitmeden hayatınızı devam ettiremezsiniz. O zaman bir uzlaşmaya gitmek zorundasınız. Çok teşekkür ederim iddianıza.